Biz şimdi de günün konuğunu ağırlayacağız. İnsan hakları savunucusu Ahmet Şahido bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hep sizinle beraber hem Azerbaycan-Kıbrıs ilişkilerini hem Azerbaycan'da neler olup bitiyor sonuçta aynı kökene sahibiz, aynı geçmişe neredeyse sahibiz. Bununla ilgili bu konuları konuşacağız. Öncelikle dilerseniz Azerbaycan'daki son durumdan başlayalım. Yıllardır hep özellikle Türkiye üzerinde kardeş ilişkilerimiz olduğu söylenirdi. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de Azerbaycan ilişkileri bu temelde ilerleniyor denilirdi. Gerçekten bunu başarabildik mi yıllar içerisinde? Yani bunu biraz daha üste götürüp biraz daha bu bağları sıkılaştırabildik mi iki toplum olarak sizce? İlk önce günaydın, teşekkür ederim. Beni davet etmişsiniz. Ben buradan tüm Kuzey Kıbrıs insanına, adada yaşayan tüm Türklere sevgi ve saygılarımı iletirim. Çok mutluyum Kuzey Kıbrıs'ta olduğum için. Artık sayını da unuttum. Kaçıncı defada ben bu topraktayım, bu adadayım ve bir başka mutlu oluyorum burada. Yani sorunuzla bağlı onu söyleyebilirim ki bugün dünyada milyonlarca Türk yaşıyor ve ne yazık ki yani maalesef bu Türklerin hala birlik içinde yaşamasını sağlayamadık. Ama ayrı ayrı devletlerin birliği var ve Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs bunlara bir örnektir. Yani Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri bilirsiniz yani artık yüzyıllara sökenir ve bugün de Azerbaycan'ın bir kardeş ülkesi, bir dost ülkesi de Türkiye. Kuzey Kıbrıs'la da bağlı öyledi. Azerbaycan resmi olarak Kuzey Kıbrıs'ın bağımsızlığını tasdik etmese de gönüllerde biz hep Kuzey Kıbrıs'ı kabul etmişiz, biliyoruz, seviyoruz. O yüzden yani bu üç ülkenin kardeşliği, dostluğu bugün de devam etmekte. Burada binlerce Azerbaycanlı öğrenci eğitim alıyor. Yani bu hem onların seçimi, hem onların ebeveynlerinin, ailesinin seçimi, hem de devletin tavsiyesi. Yani Avrupa'da bugün yüzlerce üniversite var, kalitelisi de var. Ama biraz güvenlilik de önemli şart. O yüzden bugün Azerbaycan hükümeti, Azerbaycan devleti, Azerbaycan insanı kendi evlatlarını yurt dışında eğitim için gönderdikte Kuzey Kıbrıs'ı özellikle seçiyorlar. Hem eğitimin yüksek olması hem de bir güvenliği kendi topraklarında, kendi ailesinde, vatanda olması şarttı. O yüzden Kuzey Kıbrıs bizim için önemli ve güvenli bir ülkelerdendi. Azerbaycan'da son durum biliyorsunuz. Azerbaycan son 15 yılda sürekli kalkınma süreci geçti. Yani bugün Azerbaycan ben gururla söyleyebilirim ki tekçe Kafkaslarla değil, Avrupa'nın da gelişmiş ülkelerinden biriydi. Güney Kafkas ya da Azerbaycan bir lider ülkedi. Hem kendi politikasıyla, ekonomisiyle, yaşam tarzıyla, harbisiyle, askeriyle bugün Azerbaycan öndedi. Ve bu önderliği sürdürmekteyiz. Azerbaycan'da biliyorsunuz Haziran ayında ilk Avrupa oyunları Bakü'de, başkent Bakü'de geçirildi. Bunun da nedenleri var. Yani Azerbaycan hem gelişmiş infrastrukturu, sanayisiyle, idmanıyla biliyorsunuz bizde idman, spor çok önemli. Neredeyse devletin ilk politikalarından biri yani. Bu da Azerbaycan hükümetinin, Azerbaycan devletinin spora, gençlere verdiği önemdir. Yani bugün Azerbaycan kendisi bir genç ülke, genç bir devlet, cumhurbaşkanı da genç bir insan. O yüzden devletin politikasında gençlere özellikle önem veriliyor. Onların sporuna, onların sanatla, bir de eğitimle, bilimle bağlı meseleleri hep devletin üst düzeyinde birinci bir öncelik almış. O yüzden Azerbaycan'da geçirilen bu birinci Avrupa oyunları tüm Avrupa'ya bir daha Azerbaycan'ın gücünü, Azerbaycan'ın kudretini ve imkanlarını göstermiş oldu. Ve çok gurur vericiydi. Tekçe Türk dünyasında değil, tüm Avrupa'da Azerbaycan'da geçirilen bu birinci Avrupa oyunlarının muhteşemliği konuşuldu. Hem açılış töreni hem kapanış töreni bir başka bir şey. Azerbaycan bununla tekçe kendisinin sahip olduğu imkanlara, sporla bağlı
elde ettiklerini değil, hem de kendi tarihini, kültürünü gösterdi. Çünkü açılış töreni sadece bir tören değildi. Azerbaycan tarihinin, Azerbaycan kültürünün tüm Avrupa'ya bir gösterişiydi. Orada siz baksaydınız, Azerbaycan'ın edebiyatıyla bağlı, kültürüyle bağlı, müziğiyle bağlı birçok hem kapalı hem açık mesajlar var idi. Bugün biliyorsunuz Azerbaycan Ermenistan'la savaş içinde ve artık 25 yıldan çok oldu, fazla oldu ki Azerbaycan'ın %20 toprakları Dağlı Karabağ ve 7 bölge hala işgal altındadır. Yani ve Ermeniler tekçe bu arazi iddialarını tekçe Azerbaycan'a değil, Türkiye'ye ve diğer ülkelere, biz komşu Kürdistan'a karşı da arazi iddiaları sürmüşler. O yüzden Azerbaycan için Ermenistan tekçe bizim için düşman değil, tüm Türk dünyası için düşmandı. Yani tüm onu komşuları için düşmandı. Ama yine Azerbaycan güçlü orduya malik olsa da, güçlü politikaya, ekonomiye sahip olsa da yine biz Türkler sülhe, barışa önem veririz. O yüzden son 25 yılda biz hep bu sülh danışıklarını, barışı masa üstünde tuttuk. Yani hala tutmaktayız. Çünkü savaş son adımdı, atacağımız adımdı ama göründüğü budur ki Ermeniler hiç tuttukları topraklardan geri çekilmek istemiyorlar. Yani savaş bence kaçılmaz olacak. Yani, ama Türk dünyası ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Mesela Avrupalı devletler, biliyorsunuz, Ermeni olayları ile ilgili soykırım kelimesini geçiriyorlar. Yani yıllar boyunca, yüzyıllar boyunca Türkler de bunlara maruz kaldığı halde bunu hiçbir zaman teslim etmediler. Çok garip bir şey. Yani ben hep konuşmalarımda söylerim. Bugün dünyada, özellikle de bu Hristiyan Avrupa'sında adalet beklemek böyle bir düzgün değil. Çünkü şimdi dünyada baş veren olaylar bir daha gösterdi ki kim güçlüdüse o da haklı. O yüzden adaleti berpa etmek için, hakkını savunmak için ilk önce kendin üzerinde çalışmalı. Bir devlet olarak, bir ülke olarak, vatandaş olarak, bir gençler olarak biz kendi üzerimizde çalışmalıyız. Kendimizi, ülkemizi, vatanımızı hep ayakta tutmak zorundayız. Güçlü olmak zorundayız. Ve biz güçlü oldukça dünya bizle hesaplaşacak. Bakın, Azerbaycan 90'lı yılların evvellerinde çok zayıfıydı. Zayıfıydı ve Ermenistan, Rusya'nın diğer dış güçlerin vasıtasıyla bizim toprakları işgal etti. O zaman Azerbaycan'a yönelik bir tepki yokuydu. Yani Azerbaycan'ı hep zayıf görürdüler. Zaten toprakları da işgal olmuş. Ama şimdi 2015 yıl. Azerbaycan, Kafkasların, Avrupa'nın güçlü gelişmiş ülkelerinden biri, politikası inkişaf etmiş, ekonomisi, ordusu inkişaf etmiş. Bugün yani bir istatistik söyleyeyim. Azerbaycan'ın tek harbi bütçesi, askeri bütçesi Ermenistan'ın devlet bütçesinden 5 defa çok. Yani bunu tek Ermenistan değil, tüm Avrupa biliyor ve görüyor. O yüzden Azerbaycan'dan çekinirler ve diğer taraftan Azerbaycan'a baskı yapmaya çalışırlar. Bugün yani bu baskı da nedir? Demokrasi, insan hakları. Tabii bir vatandaş olarak, bir insan hakları savunucusu olarak ben hep insanların haklarının korunmasının, savunmasının taraftarıyım. Ama insan haklarının, demokrasinin bir vasıtaya, bir alete çevrilmesi ve bunun üzerinden politika yapılması, bunun üzerinden hükümetlere, devletlere baskı edilmesi yol verilmez. Bugün Azerbaycan böyle bir baskıyla yüz yüze kalmış. Bakın, bu Avrupa oyunları zamanı Bakü'de geçildi, birinci Avrupa oyunları. Avrupa basını, diğer Batı basını, insan hakları teşkilatı Azerbaycan'da ufacık bile bir kanun pozuntusunu böyle şişirttiler. Sokakta ne bileyim iki köpeği öldürüldü, iki kedini öldürdüler. Ama kimse 1 milyon Azerbaycanlı göçmen hakkında hiç konuşmadı. Yani bugün Ermenistan Dağlık Karabağ'da bir etnik temizleme, bir soykırım yaptı. Orada Müslüman insanları, Azerbaycan Türklerini kendi ata baba topraklarından kovdu. Yani bununla bağlı Avrupa Konseyi'nin kararları var.
Ama yine Avrupa bu hakikati görmezlikten geliyor. Çünkü Ermenistan bir Hristiyan ülkesi, Azerbaycan bir Müslüman ülkesi ve özellikle de Türk. Yani o yüzden bu Avrupa'nın hep bu ikili standartlarını biz gördük ve görmekteyiz. Bunu kendi hayatımızda yaşıyoruz. Bir insan hakları savunucusu olarak benim de faaliyetim, bizim rehberlik ettiğimiz Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü'nün başlıca faaliyeti, ilk önce Azerbaycan'ın bir ülke olarak haklarını savunmak, yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da, diğer ülkelerde Azerbaycan insanının hakkını savunmak. Yani bugün Azerbaycan'da 1 milyondan çok göçmen insan var. Yüzlerle Azerbaycanlı rehin vatandaşımız var. Bununla bağlı tüm bilgiler var. Bununla bağlı Azerbaycan hükümeti de, Azerbaycan devleti de, sivil toplum örgütleri de, ayrı ayrı insan hakları savunucusu da Avrupa'nın çeşitli enstitülerine, teşkilatlarına, uluslararası birliklere bu hakta bilgi göndermiş. Ben kendim defalarca Cenevre'de, İsveç'te Kırmızı Haç Komitesi'nde oldum. Yani daha sonra AGİT'te, Avrupa Konseyi'nde, Birleşmiş Milletler'de, Cenevre'de konuştum. Ve bu faaliyetimizi devam ettirmekteyiz. Ki bu oralara gidip anlattığınızda, yani Azeri kardeşlerimize ya da Türklere yapılan bu zulmü anlattığınızda ne diyorlar yani tepki olarak? Yani aslında onlar olup geçenleri ve şimdi olanları biliyorlar. Ama ne yazık ki onlar bunu ifade etmekten, böyle yüksek tribunalardan seslendirmekten çekiniyorlar. Yani çünkü belli bir dairelerden idare olunur bu olaylar ve hep Azerbaycan'a baskı yapmak esas maksatlarıydı. O yüzden yani biraz çekinirler. Ama biz yine diyelim ne kadar güçlü olsak kendi hakkımızı savunmalıyız. Ve bunu ister AGİT olsun, ister Avrupa Konseyi olsun, ister Birleşmiş Milletler, diğer teşkilatlarda, konferanslarda, seminerlarda, toplantılarda, ikilikte böyle görüşmelerde hep bunu söylemekteyiz. Yani bu konuyu gündemde tutmaktayız. Yani bunun için faaliyetlerimiz devam ediyor. Mesela Azerbaycanlı rehinler var Kelbecer'den. Geçen sene Haziran ayında onlar Azerbaycan'ın bu işgal olmuş toprakları var Kelbecer'den. Şimdi işgalda. Eslen Kelbecer'dendiler, Dilgem Eskerov ve Şahbaz Guliyev. Onlar Ermeniler tarafından rehin alındı. Ve birkaç ayın içinde onlar üzerinde bir tiyatro mahkeme kuruldu ve birine 22 yıl, bir diğerine ömürlük hapsi verdiler. Onların mahkemeye getirilme sahnelerini siz görseydiniz, sanki bir teröristi getirirler. Ama adamlar sıradan bir köylü insanları. Yani Batı, Avrupa ülkeleri hiçbir reaksiye vermir. Ama yine biz faaliyetimizi devam ettiririk. Eksine Azerbaycan'a baskı yapırlar. Siz neden sokaktaki kedilerle bağlı bir kanun yok? Neden onu savunmuyorsunuz? Ben Avrupa'da görüşmelerimde, AGİT'teki konuşmalarımda hep Azerbaycan'da insan haklarından konuşurum, danışırım, anlatırım. Ama bana sorurlar, siz hiçbir zaman Azerbaycan'da ağaçların kesilmesiyle bağlı, köpeklerin öldürülmesiyle bağlı konuşmadınız. Dedim tamam, bir insan olarak ben de humanist bir insanım. Ben hiçbir zaman istemem ki kimse sokakta bir köpeğe bile zarar versin, incitsin. Veya bir ağacı kessin. Bu bizim doğamıza, tabiatımıza zarardı. Ama varsa böyle bir şey, kimse bunu yapıyorsa cezasını alacak. Bir kişi, iki kişi. Ama sen 10 milyonluk bir ülkede bir köpeğin öldürülmesini Avrupa'nın en gelişmiş haber sitelerinde, gazetelerinde anlatıyorsun. Ama 1 milyon insan senin için hiçbir önem kesbetmiş. Yani Avrupa bu kadar mı yani insanları önemsiz etti? Aslında onlar için çok önemli insan. Ama bakır kim? Avrupalıdırsa, Avrupa'dan yanadırsa, Hristiyandırsa, Azerbaycan'ın milli çıkarlarına karşı insanlardırsa, kim olursa olsun, ister muhabir olsun, ister insan hakları savunucusu, onu üst düzeyde bile, cumhurbaşkanları düzeyinde bile onları savunurlar. Ama sıradan göçmenleri savunmazlar. Yani bu Avrupa'nın bugün tüm dünyaya böyle diyelim servis ettiği demokrasi ve insan hakları. Tabii bizim bir de şöyle bir
dezavantajımız var. İçinde bulunduğumuz coğrafya tarih boyunca hep ticaret yollarının, önemli kaynakların olduğu ve herkesin gözünün üzerinde olduğu bir coğrafya. Böyle olduğu zaman da huzur vermiyorlar haliyle. Kaçırtmak için her türlü baskıyı, her türlü çirkini, terör olayını ülkelerin içerisine sokmaya çalışıyorlar. Peki bu noktada Azerbaycan, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve diğer kardeş devletler neden güçlü bir birlik oluşturamıyorlar? Kendi içlerinde de mi sıkıntı yaşıyorlar? Evet, yani söylediğiniz gibi ister Kuzey Kıbrıs olsun, Azerbaycan, Türkiye, büyük İpek yolu diyoruz. Yani tarihte de gördüğümüz gibi ticari yollarda yerleşen ülkeler, ticari yolların içinden geçen ülkeler, yani orada yerleşen ülkeler hep sıkıntı yaşarlar. Bir de petrol olan ülkeler, özellikle Azerbaycan'da, bilirsiniz Hazar Hövzesi'nde petrol var, gaz var. O yüzden hep Avrupa'nın, dünyanın dikkat merkezindedir. Yani bu sıkıntılar var ama söylediğiniz gibi ülkeler arasında ben böyle üst düzeyde bir sıkıntı görmüyorum. Azerbaycan'la Türkiye arasında veya Azerbaycan'la Kuzey Kıbrıs arasında, ama ne yazık ki her iki ülke içinden böyle bu dostluğu, bu kardeşliği bozmaya çalışan insanlar var. Mesela Azerbaycan'la Türkiye arasında bayrakla bağlı bir sorun oldu futbol maçında. Yani bir Azerbaycan Türk olarak, bir vatandaş olarak, bir milletini, vatanını seven insan olarak ben de çok üzüldüm. Ermenistan'la yanılmıramsa Türkiye arasında bir futbol maçı oldu. Sıradan bir futbol maçı. Ora Azerbaycan'dan gelen insanlar, Azerbaycan'ı seven ve Azerbaycan bayrağını tutarak da gelip futbola, Türkiye'ye destek vermeye gelen insanları stadyuma bırakmadılar. Ve Azerbaycan bayraklarını onların elinden alıp çöpe attılar. Yani bu bir üzücü, çünkü bayrak bir değerdir. Bayrak bir kutsal bir şey. Ülkenin, devletin remzidir. Böyle bir şeyler oldu ama yine bunun Türkiye bir devlet olarak, ülke tarafından yapıldığını hiçbir zaman biz aklımıza bile getirmedik. Yani bir kişi, iki kişi provokasyon da olabilir bu. Mesela Azerbaycan'dan Kuzey Kıbrıs arasında bilirsiniz bu öğrencilerle bağlı bir sıkıntı oldu. Ben sık sık gelip gidiyorum Kuzey Kıbrıs'a. Burada yaşayan ve eğitim alan Azerbaycanlı öğrencilerle çok güzel ilişkilerim var. Onlar da bana anlattılar ki Ahmet abi böyle bir şey oldu. Ben de görüntüleri izledim. Çok üzüldüm. Yani bir Ermeni sanat adamının, vatandaşlığından aslı olmayarak Ermeni sanat adamının Kuzey Kıbrıs'a gelmesi böyle normal bir şey. Yani ben sanatın rengini tabii sanatla politika ayrı. Gelsinler, kendi sanatını göstersinler. Ama bilirsiniz Azerbaycan'ın bugün bir kanayan yarası var, Dağlık Karabağ. Bunu da Ermeniler yaptı, başkası yapmadı. Ve Türkiye'nin de bugün Türkiye'ye yönelik sözde soykırım iddialarını da Ermeniler yaptı. Bugün Ermeni Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan diyor ki biz Türkiye'ye karşı arazi iddiaları sürüyoruz. Ağrı Dağ, diğer. Yani bu faktı, bu tarihte de olup şimdi de var. Yani o yüzden bir Azerbaycanlı gencin Kuzey Kıbrıs'a gelen Ermeni esilli bir sanatçıya kendi itirazını etmek hakkı var. Yani bu insan haklarının ana bir maddesi. Yani mesela bir ülkeye bir sanatçı geliyor. Ben Ahmet Şahidov olarak buna karşıyım. Ama sivil tarzda. Tabii ki Azerbaycanlı öğrenciler bu ülkede yaşıyorlarsa, eğitim alıyorlarsa bu ülkenin kurallarına uymalıdılar. Evet, asayişi bozmamalıdılar. Şimdi bozanlar da olupsa onları da kınıyorum. Ama sivil kaydada, sivil tarzda Azerbaycan bayrağını götürüp de konser olan yere gelip bir slogan atmaları, Ermeni sanatçıya gelmesine itiraz etmeleri bu normal. Tüm Avrupa'da böyle var. Türkiye'nin özünde de bu olaylar, Taksim'de olan olaylar bu normal bir şey. Ama asayişi bozmamak şartıyla. Ama Kuzey Kıbrıs polisinin Azerbaycanlı genclere karşı biraz bence zor tatbik etmesi, biraz da o bayrağı elinden alıp da yere atması, biraz vatanını seven ve Kuzey Kıbrıs'ı da Azerbaycan kadar seven insan kim bizi üzdü. Ama oldu geçti diyelim. Çünkü dost kardeş arasında daha çok iyi şeyler hatırlanır. Kötü şeyler oldu geçti ve umarım ki bu iki ülke arasındaki ilişkilere
mənfi təsir göstərməyəcək. Çünki yenə dediyim kimi Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan insanı öz evladını özelliklə Türkiyə və Kuzey Kıbrıs'a eğitim için göndərir. Avrupa'ya da göndərə bilir, amma düşünür ki, orada güvenli olmaya bilir. Amma Kuzey Kıbrıs, bura bizim vatanımız, biz yavru vatan diyoruz. Ben burada kendimi çok güvenli ve mutlu hissediyorum. Burada benim çoklu arkadaşlarım var. Yani benim aile üzvlerim, yakınlarım, sevdiklerim benim Kuzey Kıbrıs'ta olduğumu bilen de hiç merak etmezler. Yani Ahmet ne yaptı, ne içti, ne yedi diye. Yani güvenli bir yerdedir. O yüzden bu ülkeye biz ayrıca bir sevgi besleyirik kalbimizde. Özellikle yeri var bu toprağın. Siz anlattıklarınızı dinledikçe ben aslında Kıbrıs'ı da o kefeye koyarım. Mesela bizim siyasilerimiz, gençlerimiz, insan hakları savunucularımız da hep Avrupa'ya gidiyorlar. Evet. Kıbrıs sorununu anlatıyorlar, yaşadıklarımızı, üzerimizdeki ambargoları, bunun kalkması gerektiğinden hep bahsediyorlar. Avrupalı devletlerin bir kulağından giriyor, öbüründen çıkıyor söylediklerimiz. Evet. Aslında neredeyse aynı pozisyondayız. Bizde de yıllarca hala kayıp kazıları çıkıyor. İnsanların evet. kalıntıları, buluntuları evet. oluyor. Bu acılar bizi herhalde birazcık daha da yakınlaştırıyor. Neredeyse aynı şeyleri evet, yaşadık. Tabii ki ben Kıbrıs'ın tarihiyle bağlı birçok araştırmalar yaptım. Hem edebiyat üzerine hem de tarihi öğrendim ve benim Kıbrıs'la bağlı geçen sene böyle bir kitabım çıktı. Sıfır noktası. Bu yani sıfır noktası. Evet, evet. Çünkü bu romanı ben rahmetli Denktaş'la 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen bir bilimsel konferansta kendisiyle görüştüm. Eşiyle, kendisiyle bir konuşmam oldu. Daha sonra bu toprağa benim sevgim yarandı. Sürekli geldim, gittim ve Kuzey Kıbrıs'ın tarihini öğrenmeye başladım ve o Rum saldırıları, insanları bir gecenin içinde katletmek, insanları böyle cesetlerini bir yere doldurup da üstünü, üzerini örtmek, yani benim için, Azerbaycan için bu tanış bir sahne. Yani biz bunu Dağlık Karabağ'da yaşadık. Biz bunu Hocalı'da yaşadık bilirsiniz. 92 yılında bir gecenin içinde Hocalı kentinde, Azerbaycan'ın Hocalı kentinde 617 kişi katledildi. Yani hala dünya Hocalı soykırımını bir şekilde soykırım olarak kabul etmedi. Yani Ermenistan'ın üst düzey insanları, şimdiki Cumhurbaşkanı, o zaman komutanıydı orada, şimdiki Savunma Bakanı, diğer Zori Balayan, Ermenistan'ın en sevdiği böyle diyelim yazarı. Yani Hocalı soykırımı zamanı, mesela ben Zori Balayan'ın bir kitabını okudum. Orada yazıyor ki biz Hocalı kendinde, Azerbaycanlı da demiyor, Azeri de demiyor, Türk, 7 yaşlı bir Türk kızını götürdüm. Onu divara sançtım ve saatime baktım. 7 dakika içinde o Türk kızı tüm kanı bedeninden çıktı ve hayatını yitirdi. Ben bir Ermeni olarak bunu... Zori Balayan yazıyor. Bir Ermeni olarak kendi milletim karşısında gurur duydum ki yani Türklerin bize yaptıklarını yani intikamını aldım. Yani bu Ermeni insanının, Ermeni bir yazarının ve Ermeni halkının kendisine böyle lider olarak gördüğü insanın yazdığı. Yani bunu böyle çay içerken, kahve içerken anlatmadı. Adam kitapta yazdı bunu. Yani bu insanların politikası, yani bu, o yüzden yani karşında duran insanın kimliğini bilmek lazım. Yani o yüzden yani o, yine diyorum, Azerbaycanlı öğrencilerin Kıbrıs'ta Ermeni asıllı sanatçıya protesto etmelerinin kaynağı bu. Yani bu bir yani biz Kuzey Kıbrıs'ında yaşadıklarını biliyoruz, bu adada Kıbrıs Türklerinin yaşadıklarını biz biliyoruz ve acısını bölüşüyoruz, çünkü o anları, o sahneleri biz de yaşadık. Hala acısını kalbimizde, gönlümüzde yaşamaktayız. Peki. Ve o dediğiniz, özür dilerim, o dediğiniz Avrupa'da, tabii ki ben Agit'te geçen sene Polonya'da, Warszawa şehrinde, Agit'te Kuzey Kıbrıs'la bağlı bizim bir faaliyetimiz oldu. Ve benim iyi, bana yakın olan bir abimizdi, Rauf Denktaş ve Düşüncelerini Yaşatma Derneği Başkanı Sayın Latif Akça ile birlikteydik ve
Latif Bey, Agit'te Kuzey Kıbrıs insanının üzleştiği ambargolardan konuştu. Yani çok garip. Tamam, Avrupa Kuzey Kıbrıs'ı bir ülke olarak, devlet olarak kabul etmiyor ama Kıbrıslı bir insanın insan hakları bozulmuş, taptanmış. Bir Kıbrıslı sporcu yurt dışına çıkıp da bir yarışlara katılamıyor. Bir Kıbrıslı sanat adamı kendi sanatını diğer ülkelerde, Avrupa ülkelerinde Kıbrıslı Türk olarak anlatamıyor. Yani kiminse veya hansısa bir ülkenin adı altında, bayrağı altında bunu kendisini tanıtmak zorunda. Yani bu bugün bir sokakta köpeğin, kedinin haklarını savunan Avrupa bu konuda susmakta. Yani Latif Akça Polonya'da bu hafta konuştu. İnsanlar biraz şaşırdı. Çünkü onlar Norveç'te, İsviçre'de, Almanya'da böyle bir sorun yok, sıkıntı yok. Onlar için çok böyle garip geldi, inandırıcı gelmedi ki ya olur mu böyle şey? Ama yine konuşan bir Müslüman, konuşan bir Türk. Tamam, bu sorunun üstünden geçelim. Kimse bir eleştiri yapmadı, kimse bir soru sormadı ki ya olur mu böyle şey? Bir sporcu neden bir yarışlara katılamasın yani? Maalesef bu yani. O yüzden ben isterim ki Kuzey Kıbrıs bugün daha güçlü olsun. Hem politik açıdan hem ekonomi açıdan Kuzey Kıbrıs gençleri, insanları daha güçlü olsun ki Avrupa'nı kendileriyle hesaplaşmaya mecbur etsin. Yani bir masa arkasında oturup konuşmaya mecbur olsun Avrupa. Şimdi biz Kıbrıs'ta çözüm müzakereleri oluyor işte. Adanın tekrardan bir şekilde sulh içerisine gelmesi için. Peki siz bu Dağlık Karabağ sorununu nasıl çözülecek? Yani hadi biz masaya oturtabildik liderleri. Evet. Siz nasıl başaracaksınız? Dağlık Karabağ sorunuyla bağlı bilirsiniz. 1988'de başladı bu sorun ve 1994 yılında rahmetlik Haydar Aliyev döneminde ve Haydar Aliyev'in sayesinde ateşkes ilan oldu. Ve 94 yılında beri bugüne kadar yani Dağlık Karabağ'da böyle aktif savaş yok. Yani zaman zaman Ermeniler bize ateş açarlar, bizim askerlerimizi şehit ederler ve biz de bunun cevabını veririz. Yani ama aktif savaş yok ve bu süreç bizde de sülh danışıklarıyla bağlı bir süreç adlanır ve Agit'in Minsk grubu diye bir kurum var. Orada Amerika'dan, Rusya'dan, Fransa'dan sedirler var. Büyükelçiler var. O Agit grubunda bu danışıkları Ermenistan'la Rusya arasında bu danışıkları sürdürürler. Ama ne yazık ki bu son 21 yıl oldu artık bu Minsk grubunun yaranmasından beri. Hiçbir fayda yok. Yani Ermenistan Dağlık Karabağ'ın ve 7 bölgenin işgal altında saklamakta devam eder. Ama şimdi şartlar değişmiş. Yıl 2015. Azerbaycan güçlü bir devlet. Şimdi Avrupa 10 yıl, 15 yıl önce Avrupa'yla, Bakü, Azerbaycan'la Bakü'yle danıştığı tarzda şimdi danışamıyor. Ermenistan çok zayıf durumda. Ermenistan'ın güvendiği Rusya çökmek üzere. Ama Azerbaycan, Türkiye bugün güçlü bir ülke. Azerbaycan artık Avrupa'da da faaliyetleri var, lobicilik faaliyeti var. Devlet seviyesinde, ayrı ayrı insanlar seviyesinde. Yani Azerbaycan kenardan güçlü bir devlet gibi görünür. Şimdi Azerbaycan'la biraz tamam başka tarzda, başka dilde danışırlar. Ermenistan'ın bugün siz basınını izleseniz, Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın, diğer bakanlarının Avrupa'ya yönelik sözlerini dinleseniz, onlar diyor ki bizi Azerbaycan'dan savunun. Azerbaycan savaş açacak. Azerbaycan İravan'a kadar gelecek. Yani çünkü onlar bilir İravan bile Azerbaycan'ın eski topraklardı ve Azerbaycan'ın bu güçlenmesinin, ordusunu daha da güçlü yapmasının nedeni Dağlık Karabağ ve diğer bölgeleri, gerekirse İravan'ı bile yeniden Azerbaycan'a geri vermek. Yani bu bizim doğal hakkımızdı. O yüzden düşünürüm ki Dağlık Karabağ'la bağlı yani savaş kaçılmazdı. Yani Azerbaycan bu 21 yıl sürecinde hep sülh dedi, hep barış dedi. Ama ne yazık ki Ermenistan barıştan, bir masadan kaçtı. O yüzden savaş kaçılmazdı ve Azerbaycan ama yine güçlü olmasına rağmen savaşı
müharibəni son variant olarak masa üzerinde tutmaktadır. Çünkü böyle bir politikada, bir böyle bir kural var. Yani senin bir elin böyle yumruk gibi durmalı, diğer elinde kalem olmalı. Yani yumruğun olmasa senin kalemini kimse saymaz. Kuzey Kıbrıs'la bağlı biz de bu süreç dönemini hep takip etmekteyiz. Bu süreci ben de isterim ki adada bir kalıcı sülh olsun, barış olsun ve adada Rumlarla Türkler yeniden bir arada olsunlar. Ama bu barış, bu sülh hiçbir ulusun, hiçbir tarafın böyle diyelim çıkarlarına zarbe vurmadan olmalı. Bugün ama Kuzey Kıbrıs biraz yani Rum tarafına baktığımda nüfus açısından az. Yani orası Avrupa Birliği üyesi. Kuzey Kıbrıs'ın biraz devlet olarak, politik olarak biraz zayıf. Yani o yüzden olabilecek bir anlaşmada ada Türklerini, Kuzey Kıbrıs insanının hakkını savunmak için şimdiden ayakta durmamız lazım. Ve Kuzey Kıbrıs'ın güçlü bir devlet olması lazım ki masa arkasında da Rum tarafı veya ister diğer ülkeler, Amerika olsun, Avrupa olsun, masa arkasında otururken karşındakilerin güçlü bir devlet olduğunu görsün, güçlü bir insan olduğunu görsün. Sizi inandırırım ki Azerbaycan'a nasıl bir 10 yıl içerisinde Azerbaycan'a yönelik münasebet, tarz değiştiyse Kuzey Kıbrıs'a karşı da değişecek. Ama Kuzey Kıbrıs kendisini ayakta tutmalı. Güçlü bir devlet olmalı ki ona karşı saygılı davransınlar ve olacak bir ve yaranacak bir devlette Kıbrıs Türklerinin hakları tam olarak savunsun. Tabii bizim ekonomiyi güçlendirmemiz lazım. Bunun içinde turizmimiz var. Evet. Yüksek öğrenimi daha çok kullanıyoruz. Yani Azerbaycan halkı için sizce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güzel bir tatil yeri alternatifi olabilir mi? Evet. Yani ben dün Turizm Bakanı'yla görüştüm. Onunla da Kuzey Kıbrıs-Azerbaycan ilişkilerini konuştuk. Bugün Kuzey Kıbrıs tüm ambargolara rağmen, tüm baskılara rağmen dünyanın turizm merkezlerinden biri. Hem doğa olarak hem hizmet olarak burada kalite çok güzeldi. Ve Azerbaycan'dan baktığımızda Kuzey Kıbrıs bizim için bir kardeş ülke, aynı zamanda bir turizm bölgesi, bir de üniversiteler ülkesi, eğitim alanı. O yüzden Azerbaycan insanı kendi evlatlarını özellikle Kuzey Kıbrıs'a eğitim almak için gönderirler. Kendileri de tatil için ya Türkiye'ye ya Kuzey Kıbrıs'a gelirler. Hem güvenli hem kaliteli. O yüzden düşünürüm ki iki ülke arasında bu turizm ilişkileri daha da artırmalı. Ve Azerbaycanlı iş adamlarının şahıs olarak ayrı ayrı şekilde Kuzey Kıbrıs'a gelmesi, buraya yatırım yaptırması önemli. Ve Kuzey Kıbrıs'ın da bu yıllar erzinde elde ettiği turizm tecrübesini Azerbaycan'da tatbik etmesi önemli. Çünkü Azerbaycan bugün güçlü bir ülke ama bizde de turizm bölgeleri var. Mesela ben kendim Azerbaycan'ın kuzey bölgesindenim, Qax rayonundanım. Qax rayonu dağlık bir bölge. Turizm için çok prestijli bir yer. İster kış turizmi olsun, yay turizmi olsun. Mesela Qax rayonunun İlisu diye bir köyü var. Azerbaycan'ın en bilim adamları, en tanınmış adamları bu köyden çıkarlar. İlisu küçük bir yer. 2000-3000 nüfusu var. Ama çok tanınmış, çok nüfuzlu bir köydü. Qax rayonunun dağlık bölge olması, binlerce metre deniz üzerinden olması buranı